Arkadaşlar herkese selamlar. Hava birazcık karanlık ama bu karanlık olmasının bize bir avantajı olacak çünkü farlarımızı daha net göreceğiz. Aslında bir gündüz vaktindeyiz ama kumandadan da anladığınız gibi bugünkü konuğumuz DS4. Şimdi DS4'ün koleksiyon olarak ürettiği bir paket yanımızda. Esprit de Voyage. Öyle mi okunuyor? Esprit de Voyage. Fransızlar nasıl okuyor ben bilmiyorum ama bize göre Esprit de Voyage aracımız yanımızda. Bu araç koleksiyon olarak üretilen bir paketle yanımızda. 1.2 PureTech 3 silindirli 130 beygirlik bir motoru var. Çok şık araba. Yani o Citroen'in bir üst markası olması DS'in premium hissiyatına bakacağız. Hissedecek miyiz? Görecek miyiz? Beraber buna karar vereceğiz ama ilk başta baktığımda zaten şu far grubundan bunu biraz hissedebiliyorum. Şimdi kontağı kapatıp geri vereceğim. Bakalım şu far grubuna. Kapattım, kilitledim ve yaklaştım. Bak ya sen şovmen misin ya? Bak kapı kollarını da verecek şimdi. Kapı kollarını da verdi. Şov mu yapıyor ya? Farlar bu arada morlu. Farkındasın değil mi? Çok şık farları var. İnanılmaz güzel ya. Yani şu tasarım dili benim çok hoşuma gitti. Bu arada araçta ön kamera yok ama yeri var. Bak burada gördüğün gibi aslında o siyah piyano bileğin içerisinde, DS logosunun içerisinde gizlenmiş bir yuva var. Sanki bunu sonradan alıp takabilirmişim gibi ya da bir opsiyon varmış gibi ama kesinlikle opsiyon falan yok. Şu an burada bulunan bu araçtan daha dolu bir DS4 yok. En dolu DS4 bu. Daha üstü yok çünkü araçta koltuk soğutmalardan, otonom sürüşlerden, kör nokta standlarından, çapraz uyarılardan her şey var. Araç gerçekten dolu bir araç. Sürücü ve yolcu koltukları da elektrikli, masaj yapabiliyor, soğutuyor, ısıtıyor, her şeyi yapıyor. İçeriye geldiğimiz o premium hissiyatını daha çok göstereceğim ama aracın etrafında hemen bir turlamak istiyorum içeriye geçmeden önce. Sonradan sürüşe de geçeceğiz. Bak şu taraftan geçelim. Burada jantı biraz daha güzel çevirmişiz biliyor musun? Tam bu tarafa çevrilmiş ya daha güzel gözüküyor. Jantlarımız 19 inç bir jantımız var. 55 yanak, 205 genişliğinde. Aracın rengi bu arada kristal gri. Şimdi stoplara geldiğimizden göreceksin de bak ben basmıyorum kendi kendine şey yapıyor. Bu arada bu aracın performans paketi de var. Performans paketinde kör nokta uyarı yok. Otonom sürüş, çapraz, kaza uyarı sistemi ondan yok. Buradaki birçok desen aracın içerisinde de var. Bunlar yok. Bak aynayı görüyorsun. Aynada bizim paketimize özel bir desen var. Bu aracın sadece burasında değil ön iki aynada da var. Ve buradaki ön panjurun üzerindeki baklava desenli krom detaylar da yine bu pakete özel. Şimdi geldiğimizde DS logomuz direkt burada devam ediyor ve kristal detaylarını nerede çok iyi görürüz biliyor musun? Gel şöyle. Tam şu açıdan bak. Şu açıdan aracı bir gör. Tam şu. Dolu dolu aracı tam al. Kristal detayları görüyorsun değil mi? Hem aracın arka stop grubunda var. Burada da arkadaki camda da yine bu kristal detaylar devam ediyor. Ayrıca aracın arka kamerasında suyla temizleme özelliği var. Fıskiyesi var. Buradaki kameradan fıskiye ile direkt kamerayı da temizleyebiliyorsun. Bu da güzel bir özellik. Ve arka kamerası ilginç bir şekilde. Şimdi oraya içeriye geçtiğimde bahsedeyim değil mi? Hatta içeriye geçelim ve ben sana hemen göstereyim. Aracın dışarısından bahsettik. Bir şeyi unuttuk. Tamam ben vallahi bir şey yapmıyorum ya. Bir kere kapıyı açayım bir daha yapmasın. Kapı kollarımızı görüyorsun bu arada. Aerodinami. Sanki elektrikli gibi ama benzinli. Ayrıca bu aracın 1.5 BHT 130 beygir dizel motor seçeneği de var. Hatta sabah onu aldık. Ondan sonra geri verdik. Şimdi bu araca tekrar geri dönüyoruz. Aslında iki aracı da test ettim. Hem dizelini de test ettim hem de benzinlisini de test ettim. Şimdi dizeli 0-100 olarak tabii ki de benzinliden biraz daha düşük. Ama kağıt üzerinde benzer değerlere sahip. Ama yine de bence benzininin gidişi dizele göre hissiyat olarak da biraz daha hızlı hissettiriyor. Unutmadan şunu söylüyorum. Egzoz. İki tane egzoz çıkışı var gibi değil mi? Değil. Bunlar görüntü. Abi vallahi yapmıyorum ya.
Vallahi yapmıyorum. Ben bir şeye basmıyorum. Açtım kapını da. Niye böyle yapıyorsun? Anahtarı bırakalım ya. Yazık günü arabaya. Kendi kendine yoruldu. 5 saatte triplere girdi. Bak şunu söylüyorum. Buradaki egzoz uçlarımız tamamen görüntü. Bunlar gerçek egzozlar değil. Hatta uzaklaşıp baktığında bile egzozu göremiyorsun. Ben biraz şimdi tekrar deneyeceğim. Yok abi, egzoz mesela sağdan mı çıkıyor, soldan mı çıkıyor? Hala bulamadım. Egzoz nerede bu arabanın? Bu arabanın egzozu yok mu? Ya yerlere yatacağım. Aa, buldum. Bayağı aşağı inmek gerekiyor. Solda. Bak şurada. Egzoz tam şurada da görünmüyor. Ama güzel olmuş bak. Hem egzozun ucu göründü hem de buradaki görüntü egzozlar göründüğünde o kadar hoşuma gitmiyor benim. En azından bunun bu şekilde bir telafisi olmuş. Bu güzel. Şimdi gelelim hemen içeriye. Bak ben hep bir şeyleri tekrar tekrar, çünkü çok detaya hakim oluyorum ya aracı. Kullanıyorum, seviyorum. Her detayını biliyorum. Ve Pelin bir videoda bana kızmıştı, biliyor musun? Ya bu sileceğe bu kadar nasıl dikkat ettin demişti ve yine dikkat ettim. Arkadaki silecek kalkmıyor. Bak. Bu kadar. Ya da şuradan açınca falan mı? Yok yok, aynen bak, gel gel. Bak açıyorum, kalkmıyor. Buradan bunu kaldıramıyoruz. Direkt bu şekilde mekanizması kilitli. İnşallah yanlış yere park etmezsiniz bu aracı alıp. Çünkü bir silecek masrafına sebep olabilirsiniz. Bagaj mı? Bagaj. Tada! 430 litrelik bagaj. Ama bagajımız şu an dolu. Hemen toplayıp geri geliyorum. Hop. Şimdi şurada biraz su kalmış. Şunları bir alayım. Ya araçlar normalde bize temiz geliyor. Ama biz ne kadar temiz olursa olsun size gösterebilmek için ekstra bir bezle tekrar tekrar temizliyoruz. Onu da az önce silecek suyunu göstermeye çalışırken, buradaki kameranın da temizlendiğini göstermeye çalışırken aktı. Bagajımız 430 litre. Bu segmente göre normal. Biraz daha 470 olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu sefer de arkadaki diz mesafesinden çalardı. Çünkü aracın tasarımı da biraz farklı. Böyle premium hissiyatla devam ediyor. Alt tarafta separatörle birlikte yarım boy bir stepnemiz var ve yanlarında da separatörlerimiz var. Yarım boy stepnede bakayım kaçmış genişliği. Hemen bulmaya çalışıyorum. Buldum. 135. Heh, 135. Bir an 195 diye okudum. Ben yaşlandım mı, gözlerim mi görmüyor ya? Arabanınkiyle aynı diyecektim. Yarım boy değil bu diyecektim. Yani o da güzel. Aa, şurada şeyler kaldı. Tamam, güzel bir not. Buradaki pandizotu açtığımızda o araya çok şey kaçabiliyor. Oranın bir kapalı olmasını isterdim. Bak bunlar hemen düştü mesela. Bu takozlar aracın lastiği için. Bu zaten PSA grubunun çoğunda da bunu görebilirsiniz. Bu da DS'in kullanma kılavuzu. Artık defter halinde gelmiyor bunlar. Bak üzerine DS4 yazıyor. Bu şekilde kullanma kılavuzunuz bulunuyor. Şimdi bunu çıkartırken iyiydi de takarken böyle taktım. Bunu çocukken çok severdim böyle. Açılıp kapanıyor ya, böyle gizli gibi. Kalemliğe koyardım bunlarda. Bunlar çok hoşuma giderdi. Şimdi kapattık. Bak şurası bile kristal ya. Bak kırmızı değil. Kırmızı yanıyor ama aslında beyaz tamamen. Aynı burası gibi. Şimdi hemen bir içeriye geçelim. İçeriden biraz daha devam edelim. Kapı detaylarına bile bak. Araç gerçekten hoş. Beğendiğim birçok noktası bulunuyor. Burada ben bir diz mesafemi göstereceğim ama önce bir ön koltuğa geçeyim. Çünkü biraz eşyaları yüklerken ben ön koltuğumla oynadım. Ben gerçekten çok geride kullanıyorum ya. Her videoda her şeyde bunu söylüyoruz ama çok geride kullanıyorum. Baksana ayağım neredeyse tam değecek. Şimdi bunun normal güvenli sürüş... Aa bak, bu da biraz daha sanki geride geldi bana. Biraz daha şu tarafta olsa daha rahat hissedebilirdim. Bu arada ne gördüm? Gel. Yakın al burayı. Sesi dinle. Dur. Mikrofonu çıkartacağım. Uf. Ne parlıyor be. Bu da işte paketimize özel. Her seferinde söylemiyorum, farkındasınız değil mi? Niye? Dilimiz dönüyor arkadaşlar. Ben İngilizce mühendislik bölümü mezunuyum. Ama ne olursa olsun bir Fransız değiliz. Fransız dili ve edebiyatı okumadık. O yüzden de hakkını vererek okumak gerekiyor. Esprit de voyage. Umarım doğrudur ya. Hani şu an bir Fransız bu videoyu izlese ve dese ki herif doğru söylüyor, ne alaka, nereden biliyor bu dese de mutlu olsam çok isterdim. Şimdi gelin sürüş pozisyonumu ayarlayayım. Gerçekten bak hep elim buraya gidiyor. Biraz daha ileride olmasını isterdim ya. Direksiyon en geride. Tamam, bunu böyle aldım. Bunu bu şekilde sürüyorum. Çalıştırdık, düzelttik. Sürüş pozisyonu. Bir tık daha, bir tık daha. Yok, çok ileride. Az bir şey daha. Tamam, bak böyle. Tamam, bileğim böyle rahatça değiyor. Burada da tuttuğumda kollarım şey yapıyor. Güzel. Şimdi bir arka tarafa geçelim. Ama... Gördün değil mi? Karşılama. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Ben 1.80 boyunda en geride kullanan biriyim. Kapı kolu... illüzyon oldum. Kapı kolunu bulamadım. Çok iyi gizlenmiş. Kapı kolu direkt burada bulunuyor. Şimdi arka tarafta ben oturduğumda 1.80 boyumla ön tarafta ben sürdüğümde ve arka tarafa 1.80 boyunda 90 kilo olan ben arkaya oturduğumda tam şu şekilde oturabilirim. Dizlerimi bu şekilde yaparsam değdiririm. Ama normal oturursam değmeye de bilir. Bak böyle de oynatabilirim. Ama arkada inanılmaz öyle bacak bacak üstüne atacağım bir genişlik yok. Çünkü bu araba hatchback bir araba. Kapı kollarında da cam açma kapamalar çok iyi gizlenmiş ya. Bayıldım bunlara. Şurada yine bir menfez çıkışımız var gibi arka tarafta. Ama yok. Hoparlör gibi
hoparlör dedi, sanki tiz hoparlör gibi. Orası piyano bilek bir detay olarak gelmiş. Kapı kolumuz güzel. Arabanın her yeri yumuşak plastik bak. Normalde ön taraf yumuşak olur. Arka tarafa geldiğinizde yumuşak plastik sert plastiğe döner. Yok, bunu tamamen yumuşak plastik. Arabanın her yeri yumuşak plastik. Bu kısımlar yine yumuşak. Sadece sert plastiğin kullanıldığı tek bir nokta var. O da şurada göstereyim. Şurası. Haricinde şuraya kadar tamamen normal plastik ve içerisinde de halı kaplama var zaten. Burada da güzel bir şekilde kolçağımız var ve bagaja da ön taraftan yine erişebiliyoruz. Buralısı da hoşuma gitti. Arka tarafta da 2 adet Type-C portumuz var. Ve hadi arka tarafı bitirerek öne geçelim. Arka taraftaki bu arada koltuğun formu da gerçekten güzel. Ön kısma geçtiğinizde sürerken oturduğunuzda çok daha rahat hissediyorsunuz. Arkadaşlar şimdi DS4'ün içerisindeyiz. Vites seçicimiz burada bulunuyor. Burada yine modlarımız bulunuyor. Şuradaki ekranda da bak şekilde Tarık, tüh sığmadı. Tarık, kaptan, tan yazabiliyoruz. Bu şekilde kalp koyabiliyoruz. Bunun bir de bir kısa yolu var. Basılı tuttuğumuzda bak buradaki uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorum. Ve navigasyonda biraz daha zoomlamayı vesaire buradan halledebiliyorum. Tek bir şeyi anlayamadım. Uygulama çekmecesine geliyorum mesela. Ve burada tekrar bir şey değiştirmek istediğimde aynı menüye geri geliyorum. Bunun bir ayarı mı var? 3 parmakla mı değişiyor bilmiyorum ama ben her yaptığımda bak basılı tutuyorum. Her yaptığımda tekrar aynı yere geliyor. Şimdi CarPlay'den konumumuzu açalım ve devam edelim. Şimdi vites seçicimizi D'ye aldık. El freni otomatik olarak zaten iniyor. İsterseniz de şuradaki tuştan yapabiliyorsunuz. Ve harika bir şekilde şurada head-up display'imiz bulunuyor. Çok iyi çalışıyor. Çok detaylı. Buna bayıldım. O çok hoşuma gitti. Yani detayları çok güzel. Yol tarifi var. Adaptif hız sabitlemenin özelliği var. Navigasyon var. Navigasyon haricinde CarPlay'deki yol tarifi var ve tabela tanıma özelliğini burada hız sınırlarını vesaire görebiliyoruz. Bunların hepsi çok güzel detaylar. Sürüş olarak araç C hatchback, biraz aşağıda hissediyorsunuz ama araç o kadar şey ki her yere girerim ben bununla. Ve direksiyon hassasiyeti ve hissi gerçekten güzel. Onu da beğeniyorum. Ve klimanın birçok fonksiyonu da direkt burada bulunuyor. Klimanın menfezlerini şuradan ayarlıyorum. Bak şunlar. Sanki bunlar ses açma kapama gibi geliyor ama hayır. Ses açma kapama burada bulunuyor. Buradan açıp kapatabiliyorum. Buradan yönlendiriyorum. Modlarımızı şu an spora alıyorum. Hemen sesimiz değişti. Hemen size bir ses dinleteceğim. Nasıl? Bence güzel. Tatminkar, 3 silindir, 1.2 motor, 130 beygir, benzinli. Güzel bir motor. Aracın içerisinde inanılmaz bir premium hissiyatı var. Burada dikişler bulunuyor mesela torpidoda. Ve burası yumuşak plastik. Direksiyon hissiyatı çok güzel. Cam açma tuşları burada bulunuyor. Yani alışamam diyebilirsiniz ama bence %100 alışırsınız. Ben çok kolay alıştım. Şuradaki cam açma, ya nasıl desem, normalde şurada bulunuyor ama yok, bence güzel duruyor ve çok güzel detaylarla bunu işlemişler. O yüzden tasarım olarak bütün olarak geliyor. Kapı kolunda sadece arada kalıyorum. Kapı kolunu cepten mi çekeceğim, kapı kolu nerede diyorum. Ama kapı kolu çok güzel gizlenmiş çünkü. Yani o premium hissiyatına alışmamaktan aslında. Gerçekten güzel duruyor. Onlar da hoşuma gitti. Zaten şuradaki ekran, şu geçiş çok hoşuma gitti. Ben bu geçişe bayıldım. Bence güzel bir geçiş var burada. Piyano bileklerle devam ediyor. Ekran boyut olarak beni tatmin etti. Buradaki ekran biraz ufak duruyor ama premium hissiyatına bence tamam dedirtiyor. O kadar ufak bir ekran yok. Bu arada aracımız da 3970 kilometredeymiş. Aslında çok da az bir kilometrede de az bir kilometre. Ya vazgeçtim, az bir kilometre. Aynalar güzel, ufak hissettiriyor ama çoğu yeri de görebiliyorsun. Tasarım olarak nasıl anlatayım? Bir kaş, bir kuş kanadı edası var. O da güzel oluyor. Sunroof'umuz şu an gösteremiyorum ama sunroof perdemiz elle. Sunroof'u bizzat açabiliyoruz. O otomatik ama sunroof perdemiz maalesef elle açıp kapatmak zorunda kalıyoruz. Onu tabii ki de otomatik olarak isterdim. Çünkü bu araç dolular dolusu bir araç. Fullerin fullü. Yani bu aracın üzerine donanım olarak alabileceğiniz tek bir özellik dahi yok. DS4'ün en dolu versiyonu. Şimdi biraz trafikte kalacağız ama burada yine güzel bir saklama alanlarımız var. Bu sanki nasıl desem bir kutu, bir şey açıyormuş gibi bir hissiyatı var. Bu da hoşuma gidiyor. İçeride burada Type-C'miz var ve burada çok güzel bir şekilde kabloyu saklayabileceğimiz bir yer var. Yani içeride çünkü Type-C girişi var. Bazen buraya Type-C USB ağ koyuyorlar ama sonrasında nasıl çıkartacağın, kabloyu mecbur buraya sıkıştırmak zorunda kalıyorsun. Burada o düşünülmüş. Kabloyu direkt içeriden takıyorsun. Hemen ön taraf kabloyu çekerek kullanabiliyorsun. Bu da güzel. Ben burayı bir yandan da
anahtar koyma gözü olarak da kullanıyorum. Bence mantıklı. Çakıl grisi renginde koltuklarımız da bulunuyor. Desenleri güzel. Tamamen deri koltuklar. Soğutmalar da var. Donanım olarak gerçekten güzel. Aynı şekilde ısıtma da mevcut ve her biri üçer kademeden oluşuyor. Güzel bir soğutması var ama koltuk soğutma biraz sesli çalışıyor. Ama masajı güzel, normal, güzel bir masajı var. Onların da yine modları bulunuyor. İki koltukta da var. Hem sürücüde hem yolcu tarafında da koltuklarımız bulunuyor. Ve aracın sesini bir daha... Pedallı shift var bu arada. Hemen alt tarafa geldiğimizde shift butonu çıkıyor. Ortalama olarak bu aracı 3970 kilometredir kullanmışlar. Ve test aracı olarak söylüyorum. 9.4 litrelik bir tüketim değeri var. Ben bunu yine de tekrar sıfırlayayım. Ben de sıfırlamamıştım daha önce ama şu an aklıma geldi. Bunu şimdiki sürüş içerisinde de bakarız ne kadar yakıt tükettiğine. Hemen şuradan soldan bir bağlanalım. Bir de hızlanmasını görelim hem de. Sesi hoşuma gidiyor. Hatta ilk bindiğimde araca dedim ki ya bu araçta hoparlöründe yapay bir ses mi veriliyor acaba dedim. Ama yok, otomobilin normal içerisinden gelen, motorundan gelen ses geliyor. Farlarımız zaten DS'in en güzel özelliklerinden biri. Ama bu farlar dönmüyor. Yani o kristal yine aynı tasarım var. Ama dönebilen tasarıma sahip değil. O da DS9'da mevcut zaten. Süspansiyon olarak da araç gayet güzel hissettiriyor. Bak şu an çukurdan geçiyorum. Güzel süspansiyon var. Şimdi ses sistemine geldiğimizde de araçta ufak bir telif yemeden 2 saniyeliğine bir müzik açacağım. Mesela Düşler Sokağı 2 saniyeliğine açacağım. Son sesi veriyorum. Buradan ayarlıyoruz sesi. Son ses. Tepecikli Kibariye ne alaka ya? Şimdi sesi sona aldım. Açıyorum. Bu arada bak şu an fark ettim bunu. Şurası normalde plastiktir ya. Bunun üzeri kumaş kaplı. Bu da çok iyi ya. Ya araçta gerçekten premium. Aa hatta bak oynayabiliyorsun bak kumaşla. Sünüyor biraz. Tabii bu çok kullanılmayacağı için sünmez zamanla da ben şu an sündürdüm elimle. Çok iyi hissiyat ya. O kalite hissiyatını çok beğendim. Aracın her yeri yumuşak. Her yerinde böyle bir şeyler görüyorsun. Dolu dolu sürekli bir şey var araçta. O çok hoşuma gidiyor. Otomobilin her yerinde, içeride de dışarıda da sana paketin ne kadar premium bir paket olduğunu da hissettiriyor. Hemen şurada direkt logosu bulunuyor. Hemen yan aynalarda logosu bulunuyor. Kapı ışıklarında logosu bulunuyor. Her bir yerde inerken, binerken, dışarıda yürürken, otomobili kullanırken bunu hissediyorsun. Bunlar çok güzel detaylar. Benim hoşuma giden şeyler. Şimdi burada bilek koyma yerimiz de var. Buradaki butonlar da güzel. Çok da hızlı çalışıyor bu arada. Dörtlüğümüzü de kapattık. Kısa yol tuşlarımız güzel. Direksiyon hissiyatı güzel. Genel olarak sürüş hissiyatlarımız güzel. İkiz aynamızda çerçeve yok. Bu çok güzel. Şurası normal plastik siyah, mat siyah. Ama bazı bölümlerde piyano bilek de bulunuyor. Mesela şurası piyano bilek. Direkt buradan dokunmatik olarak ayarlıyoruz. Bunun algılaması da çok güzel, çok havalı aslında duruyor. Klima menfezleriyle ilgili şöyle bir düşüncem var. Klimayı sonuna kadar açtığımda ve şu şekilde direksiyon tuttuğumda buradaki klima menfezi direkt elime çarpıyor ve biraz elim üşüyor direkt elime çarptığı için. Bunu da yukarıya aşağıya ayarlayabiliyoruz ama yine çarpıyor. Biraz daha sağ sol olsaydı ben mesela şu an burayı kapattım. Eğer şu şekilde mesela verebilseydim ya da bu şekilde verseydim de içeriye doğru bu şekilde yön verebilseydim daha güzel olabilirdi. Direkt elime gelmezdi. Şu an çünkü böyle yaptığımda elim üşüyor direkt. Ben bunu kapalı olarak kullanıyorum. Diğerleri açık. Klima menfezleri çok iyi gizlenmiş. İnanılmaz hoşuma gitti. Bayıldım yani şuradaki menfezlerin hiç belli bile olmamasına. İstediğim gibi buradan da yönlendirebiliyorum. Bu çok güzel. Kapatıp açma butonlarımız yine burada. Ama dediğim gibi ben ne olursa olsun soldaki menfezin sağa sola yönlendirilebilmesini isterdim. Işıklarımız bu arada makyaj aynasında beyaz. İçerideki ambiyans aydınlatmada da yine beyaz olarak bulunuyor. Buradaki temalarda yine değişebiliyor bu arada. Bak koltuk soğutmayı kapattım ben bilerek. Hava kalitesinin özelliği var. Bu mesela performans paketleri arasındaki bir donanım farkı da hava kalite kontrolü. Şimdi burada ben birçok şeyi değiştirebiliyorum. Ekran rengi. Ekran rengimi mor yapıyorum hemen. Şuradaki detaylar mor oldu. Yeşil yapıyorum. Yeşil oldu. Eğer ki istersem İç mekan rengini de buradaki ambiyans aydınlatmalar. Ambiyans aydınlatma bir şu bölümden çıkıyor. Şuradaki vites seçicimiz de bulunuyor. Bir de kapılarda tam o kapı tutma kollarında bulunuyor. Bunlar da güzel. Bunu istediğin gibi bak kırmızı, mor, mavi, sarı. Yine kırmızının farklı bir tonu. Açık mavi. Oo bir sürü renk var. Gri, beyaz. Bir sürü renkle çevirebiliyorum. Ben beyazı ya dedi DS'e güzel dursun. Kırmızıyı tercih edeceğim bu sıra kullanırken. Karşılamamız vesaire zaten var. Ekran renginde şuradaki temalar değişmiyor. Sadece şu kısım değişti. Mesela şöyle yapalım. Farklı bir mod olsun. Maviyi aldık. Heh. Bu sefer alt tarafta değişti. Şimdi şurada
şu kısım değişiyor. Alt taraftaki bölmeden de değiştirdiğim zaman şurası değişiyor. Mesela ekran rengi yazısı değişti, kırmızıya geldi. Tekrar değiştirdim, maviye geldi. Bakayım, aynı yere geldi. Bence spor modda ben maviyi beğendim ya. Aslında şu daha cool duruyor da tek derdimiz bu olsun diyelim. Ben aldım kırmızıya, tamamen kırmızı kullanmak istiyorum. Ekran rengimi, her şeyimi kırmızıya çevirdim. Böyle güzel duruyor. Gerçekten hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorumlarda bulunmayı, videolarla ilgili önerilerinizi yorumda paylaşmayı, araçla ilgili sorularınızı bana sormayı unutmayın. Instagram'dan da şu an kapalı. Ama umarım siz bu videoyu izlerken açılmış olur. Bir an önce açılmış olur. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.